Herkesin kahve içmeye gerektiren bir meselesi vardır. Çünkü kahve hayattır, tarzdır. Kim yapmış, kime yapmış, kiminle içilmiş, niçin içilmiş, hatta nerede içilmiş? Şöyle güzel bir mekana karşı. Kız Kulesi'nde aşktır mesela, Tophane'de ümit, Kozahan'da açılmamış duygular, dost meclisinde sohbet, iş yerinde anlaşma, bir deniz kenarında dalgalara karışmak ya da anılar defterinde hatıra, ayrılıklarda veda. Kimi zaman barıştır, kimi zaman paylaşım, bazen hüzün. Zamanı da önemlidir kahve içmenin. Akşamları yorgunluktur, sabahları dilektir, uyanıştır. Geceleri efkardır kahve, uykusuzluktur geceleri. Kız istemede sözü keser. 40 yıl hatrı olur çoğu zaman. 40 yıl hatrı olur dost elinden ya da dostla içilirsin. Ülkemde kahve bahanedir hep. Severken, sevilirken, hatta ayrılırken. Kahve içilmesi gereken ne kadar konu varsa o kadar bahanedir kahve. Sunumu da çok önemlidir. Çünkü kahve kişiliktir, bir kadının karakteridir. İçilen fincan, kullanılan tepsi, hep bunlar belirler kahvenin fıtratını. Bazen şekersiz içilir. Sevgilinin sohbeti tat katar kahveye. Bazen şekerli içilir. Tatlı konuşalım olur kahve. Bazen de orta şekerli. Keyif katar ortama. Ne zaman kahve içiliyorsa mesele ciddidir. Bu anlamda çaya benzemez. Bir düğümün çözücüsü olur çoğu zaman. Kah olur, başı bağlanır sevenlerin. Kah olur, hayaldir telvesi. Fal fal büyür umutlar, hayaller, dilekler. Fincanına bakıp küçümseme kahveyi. Çünkü herkesin kahve içmeyi gerektiren bir meselesi vardır. Buyurun afiyetle. Thank you.